Xiaomi fanları, Mi fanlar, Xiaomi severler toplanın. Yeni bir sızıntımız var. Xiaomi 12 Lite sızdırıldı arkadaşlar. Gerçekten de teknik özellik bakımından çok güzel özellikler bizlere sunabiliyor. Eski nesile evet benziyor ama tasarım kısmında farklılıklar bulunuyor. Bakalım bizlere neler sunuyormuş onlardan bakalım. Daha doğrusu sızdırılan bilgilere, teknik özelliklere yakından bakalım. Ama ilk önce tasarım tarafından başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi Xiaomi 11 Lite ve 11 Lite 5G NE modelleri Xiaomi ailesinde en çok sevilen modeller olmayı başardı. Çünkü çok hafifti ve çok da inceydi ve şık da bir duruşu vardı. Elde tutuş hissiyatı bakımından da bizlere gerçekten de ya bu telefon çok şık olmuş diye söylettirmişti. Hem 11 Lite Light modeli hem de 11 Light 5G NE modelinde de incelemesini yaptığımda çok beğenerek kullandığımı da söylemiştim. 12 Light modeli satışa çıktığında da bizlere de inceleme için geldiğinde de yine aynı şeyleri söyleyeceğim diye umuyorum burada. Tasarım detaylarına bakacak olursak burada ön taraftan başlayacağım. Ön taraftaki ekranda en azından böyle hole punch dediğimiz kısımda yani ön kameradan bahsediyorum. Artık orta tarafa alınmış durumda. Bildiğiniz gibi 11 Light ve 11 Light 5G NE'de kamera sol tarafta yer alıyordu. Şimdi ortaya alınmış durumda ve ekranımız artık eğimli bir şekilde gelecek bizlere. Bana biraz böyle Xiaomi'nin şu anda satışı olmayan en azından Türkiye'de olmayan Civi veya Civi veya Ki hangisini derseniz deyin o modeli anımsattı diyebilirim sizlere. Ama ekran kısmında gayet iyi olduğunda burada görüyorum ben en azından sızdırılan fotoğraflara baktığımda. Arka tarafına baktığımızda ise düz bir yapı bizleri karşılıyor ve aslında arka kamera dizaynı da baya bir değişmiş. Bildiğiniz gibi 11 serisinde kamera biraz daha böyle karemsi şeklindeydi. Burada dikdörtgen biçime bürünmüş durumda ve 3 tane arka tarafta kameramız bulunuyor. Bunlardan bir tanesi ana kamera, diğeri ise geniş açı ve 3. kamera ise burada makro görevi görecek diye. Neyse ekran tarafından devam edeyim ben hemen. Burada 6.55 inçlik bir ekran bizlerle birlikte olacak ve 120 Hz ekran tazeleme oranında olacak. Önceki serilerde 90 Hz'lik bir ekran vardı artık ama burada 120'ye yükselmiş oluruz ki gerçekten de orta üst seviyede 120 Hz ekranları çok çok görmeye başladık ve burada da 12 Light'ta da 120 Hz bir ekran olacağını söylüyorlar. Ekranımız Full HD Plus çözünürlüğünde olacak ve OLED teknolojisiyle barınacak. Yani OLED ile birlikte renkler biraz daha canlı kontrastı biraz daha yüksek ve seyir zevkinde yüksek seviyede olacağını da şimdiden söyleyebilirim. Bu yüzden de bu özelliklerle birlikte tabii ki de eski nesilde daha doğrusu 11 Lite 5G NE'de olan Dolby Vision desteğine de sahip olacağını ve ek olarak da HDR10 Plus desteğinin olacağı da söyleniyor. Zaten bu elde tuşu siyasi bakımından da yine gayet böyle ufak formda olduğunda hemen anlayabiliyoruz. Bunun dışında arka tarafta kameralardan bahsetmek lazım. Bildiğiniz gibi diğer önceki serilerde 64 megapiksel'lik bir kameramız vardı ana kameramızda ama burada artık 108 megapiksele yükselmiş oluyoruz ve daha net, daha keskin fotoğraflar ve büyüttüğünüzde 108 megapiksel'lik modla çektiğinizde daha fazla detay bizlere sunacak kamera. İkinci kameramız burada geniş açı olacak. Onu da 8 megapiksel olacağını da söylemişler ve 5 megapiksel'lik de bir makro kameramız olacak. Makro kamera Xiaomi'lerin gayet iyiydi özellikle. 5 megapiksel'lik sensörleri gayet güzel makro fotoğraflar çekiyor. ben şaamil eden makroları da bayağı beğeniyorum. Kamera tarafında 4K 30 FPS destekleyecek, 1080 60'ı destekleyecek ama ön tarafta yine 1080 60'ı göreceğiz maalesef ki. 4K video kabiliyeti ön tarafta yine bulunmayacak şeklinde sızıntılarda yer edinmiş. Bunun dışında bahsetmemiz gereken noktalardan bir tanesi de batarya konusu. Bataryada da 4250 mAh'lik bir bataryamız vardı. 11 Lite ve 11 Lite 5G NE modelinde artık 4500 mAh'e yükselmiş bulunuyoruz. Gayet güzel. Yani o küçük kasasında 4500 mAh'i barındırması gayet güzel olacaktır ve uzun bir batarya ömrü de bizlere sunacaktır. Bunun dışında 67 wattlık turbo şarjı destekleyecek. Diğer serilerde 33 wattlık bir hızlı şarj aleti vardı. Burada da kendini ikiye katlamış bir şekilde karşımıza çıkıyor. 4500 mAh batarya 67 wattla beraber gayet hızlı bir şekilde dolacaktır. Yaklaşık olarak da 40-45 dakika aralığında %1'den %100'e şarj olacağını da düşünüyorum. İşlemci kısmında aslında çok fazla bir gelişme yok. Eski nesilde daha doğrusu 5G NE modelinde Snapdragon 778G işlemcisi vardı. Standart Mi 11 Lite'da ise Snapdragon 732G işlemcisi vardı. Burada da yani Xiaomi 12 Lite'da Snapdragon 778G Plus işlemcisini kullanmışlar. Yani 778G'nin biraz daha overclock edilmiş hali diyebiliriz. Yani oynayacağınız oyunlar şu anda 5G NE modeliyle oynayacağınız oyunlarla aynı olacaktır. Yani grafik bakımından ve FPS değeri bakımından da aynı olacaktır. Çok fazla bize yenilik sunmayacaktır. En azından oyun performansı hakkında. Bunun dışında tabii ki de Geekbench skorlar da burada sızmış durumda. Tek çekirdekte 788, çoklu çekirdekte 2864 puan almayı başarmış. Daha öncesinde sızıntıları olan Nothing Phone beraber de karşılaştırdığımda aşağı yukarı aynı puan almıştı. Çünkü ikisi de aynı işlemcileri içerisinde barındırıyorlar. Snapdragon 778G Plus işlemcisi burada bizlerle birlikte olacak. Sadece tek çekincem şu ki 778G işlemcisinin TSMC üretiminin olması, 778G Plus işlemcisinin ise burada Samsung tarafından yapılıyor olması. Samsung tarafında yapılan işlemcilerin 8 Gen 1'den örnek vermek gerekirse biraz daha fazla ısındığı yönünde burada şikayetler vardı. Umarım 778G Plus işlemcisinde de bu şekilde ısınma olayları olmaz. Devam edeyim ben. Burada 8 GB'lık bir RAM'imiz olacak ve 828 biçiminde veya 8256'lık biçimde burada satın alınabilecek bu model ve ayrıca tabii ki de Android 12 ve MIUI 13 ile beraber de çıkışını yapacak. Artı 3 GB olarak da burada genişletilmiş bellek de olacak. Burada hafızadan alıp RAM'e katkı yapıp 11 GB olarak da telefonu kullanabilecek Şöyle ben tasarımına biraz baktığımda birçok farklı renginin olduğunu da görüyorum. Hemen şöyle renklere baktığımızda bir adet pembe rengin olduğunu görüyorum ki bu da gayet güzel böyle gün batımı renklerinde bir rengi olduğunu görüyoruz. Sonrasında siyah rengimiz bulunuyor ve onun dışında da birkaç farklı renk daha olacağı da söylenmiş. Hatta ve hatta kutudan çıkardığınızda bir jelatinle birlikte geliyor ve o jelatin üstünde zaten Xiaomi 12 Lite diye yazıyor. Burada tabii ki de slim design yazıyor. Sonrasında stüdyo level 108 megapiksellik bir kamerası olduğunu, üçlü kameraya sahip olduğunu söylüyor. Smart 67 Watt Turbo Charging diye burada belirtmişler. Yani 67 Watt'ı destekleyeceğini ve 100 120Hz'de AMOLED display olacağını da söylemişler. AMOLED olacaktır. OLED'le çok fazla bir fark olmayabileceğiniz gibi sadece kontrast değerlerindeki farklar burada meydana geliyor ama dediğimiz gibi 120Hz AMOLED ile birleşince gayet iyi olacaktır. Bunun dışında LTPO destekleyecek mi? Henüz belli değil ama ben sanmıyorum. Şu anda mesela Xiaomi 12'de de herhangi bir şekilde LTPO yok. Büyük abisi 12 Pro'da LTPO desteği var. Ama dediğim gibi Xiaomi 12 Lite modelinde de LTPO olmayacaktır. Ve değişken herzi burada desteklemeyecektir. Standart olarak 60 Hz veya 120 Hz telefonu çalıştırabileceksiniz. Bunun dışında benzettiğim noktalardan bir tanesi de şu oldu. Xiaomi 12 Lite bence Vivo V23 5G modeline fazlasıyla benziyor. Özellikle kenarların düz olmasıyla... Ekranımız eğimli olacak deniyor ama kenarlarımız da düz bir şekilde olacak deniyor. Sızıntılar da bu şekilde. Nasıl bir yapı olacak burada? Xiaomi önlükler bize neler sunacak bilmiyorum ama dediğim gibi sızdırılan fotoğrafa baktığımda köşelerinin tamamen düz olması yani box tasarım, kutu tasarımında olduğunu da burada görmüş oluyoruz. Sağ tarafta ses açma kapatma tuşlarımızla beraber güç tuşumuz yer alıyor. Güç tuşu biraz fazla küçük olmuş. Yani buraya parmak izini buraya mı koydular? Yoksa ön tarafta ekranın altına mı yerleştirdi bilemiyorum ama Xiaomi genelde burada üst seviyelerinde yani mesela burada Amiral gemisinde Xiaomi 12 serisinde ekranın altına yapıyor. Redmi serisinde olsun, Poco serisinde olsun güç düşünü entegre bir şekilde parmak izini bizlere sunuyor. Burada bakalım ekran altında mı olacak yoksa güç düşünü entegre mi olacak merak ediyorum. Kamera havzasına göz attığımızda ise burada bir adet çiftli flaşı da görmüş bulunuyoruz fotoğraflarda. Hatta burada da e bilgileri bile yer verilmiş. Model kodu da burada 2203 129G şeklinde de belirtmişler bizlere. Bu şekilde de bir kodu olmuş oldu. Hatta burada da 120 8 GB'lık modelin olduğunu da göstermişler siyah modelinde ve kamera havzasına baktığımızda da 108 MP şeklinde de burada megapiksel değerinde belirtmiş onlar bizlerle. Kamera tarafında çok daha iyi seçenekler sunacaktır bundan eminim ama yazılım kısmında MIUI 13 ile beraber neler sunacak onu hep beraber çıktığı zaman göreceğiz Tabii ki de Snapdragon 778G Plus işlemcisinin nasıl bir verimli olduğunu acaba Samsung üretim olduktan sonra da ısınıp ısınmayacağını da merak ediyorum. Eğer siz de Xiaomi 12 Lite hakkında merak ettikleriniz varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Aslında beklediğimiz modellerden bir tanesiydi bu da. Bunu da eklemeden geçmeyeyim çünkü tasarım ile gerçekten de şahane telefonlardan biri oldu. Telefon endüstrisine baktığımızda o yüzden de Xiaomi 12 Lite'ı da merakla bekliyorum. Bir sonraki sızıntı videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. hoşçakalın